Oh. Merhaba Yavuz. Oo, günaydın dostum. Ya kusura bakma. Yağmur yağıyor ya. Ben de çocukları okula bırakmak zorunda kaldım, onun için geciktim. Sorun değil, zaten çok işimiz yok bugün. Çok işimiz yoksa ne yapıyorsun bilgisayarda? İnternetten çiçekçilere bakıyorum Sadık. Aa, çiçekçilere mi? Hı. Bugün Eda ile 52 yıl dönümümüz ya. Çiçek yaptıracağım onun için. Aa, vay be, teknoloji amma da gelişmiş ha. Yani internetten şipşak halledi veriyorsun ha bunları. Hı, aynen öyle. Özellikle benim gibi alışveriş özürleri için harika bir şey. Çiçekçinin sitesine giriyorsun. Bütün aranjmanlara bakıyorsun. İstediğin bir tanesini seçiyorsun. Telefon açıyorsun. Anında adrese yolluyorlar. Aa, çok iyiymiş ya. Aha, harika. Hayret bir şey. Ya bir şey soracağım. Sen Eda'ya sadece çiçek mi alacaksın? Aa, hiç olur mu öyle şey? Lütfen. Bir de ikimize özel yüzükler yaptırdım. Eski alyansların yerine. Vay, nikah tazeleyeceksiniz ha. Nerede bakayım, merak ettim. Göreyim şu yüzükleri. Kuyumcuda. Akşam üzeri almaya gideceğim. Eğer akşam beraber olursak görürsünüz. Tabii oluruz. Niye olmayalım ki? Yani sizin bir programınız yoksa seve seve. Ya merak ediyorum. Acaba Eda sana ne hediye alacak? Bilmem. Kitabı da gitti. Şimdi nasıl büyüme sihri yapacağım ben? Of, kalkayım bari. Bakayım annem ne yapıyor? Günaydın. Ay Toprak, sihirle gelirken haber versene. Affedersin anne. Ne okuyorsun? Peri kitabı. Niye? Babana özel bir hediye vermek istiyorum. O yüzden. Nasıl bir şey hediye edeceksin? Bilmiyorum. Ama böyle her kadının kolaylıkla alabileceği bir şey olmasını istemiyorum. Sıradan olmasın, değişik olsun istiyorum. Aa, öyle mi? Orada değişik bir şey var mı? Oo, bir sürü. Ama ben hangisini seçeceğime karar veremiyorum. Toprak, ne yapıyorsun? Süt içeceğim. Hayır, sana sütünü ben içireceğim. Ama ben artık şişeden içmek istiyorum. Toprak, yeterince büyüyene kadar anne sütü içeceksin. Ama ben artık büyümek istiyorum. Hayır efendim. Zamanı gelince büyüyeceksin. İşte o kadar. Toprak, biliyor musun? Bu kitapta ömür boyu şans sihri diye bir şey var. Bu sihrin yapıldığı fane hangi şans oyunu oynarsa hepsi tutuyormuş. Hayat hep dört ayak üstüne düşüyor. Şahane bir sihir değil mi? Bana kalırsa babama onu sevdiğini gösteren başka bir hediye bulsan daha iyi edersin. Ne yani? Bu hediye onu sevdiğimi göstermiyor mu? Göstermiyor işte. Efendim. Alo Betüş, kafede misin? Evet Edacığım, şimdi girdim içeriye. Ne oldu? Bir konuda acilen fikrine ihtiyacım var. Yalnızsan gelebilir miyim? Tabii tabii, yalnızım. Hemen gel. Ben de seni arayacaktım zaten. Tamam. Hadi bakalım, gidiyoruz. Ona bak. Niye senin suratın hala asık? Niye olacak? Büyümeme itiraz ettiğin için. Dünyada senden başka büyüme hevesiz bebek var mı? Çok merak ediyorum. Çok var. Ama hiçbirinin istediği zaman büyüyebileceği sihirli güçleri yok. O gücü bunun için kullanmayacaksın. Bir sabah uyandığında kızımı 15 yaşında görmek istemiyorum. 10? Hayır. Bari 4 olayım da kuzenlerimle oynayabileyim. Hayır dedim. Ne laf anlamaz kızsın sen yahu. Zamanı gelince büyüyeceksin ve onlarla oyun oynayacaksın. Ama bu doğal yollarla olacak. Ama ben 4 yaşına geldiğimde Çilek'te, Ceren ablamda, Cem abimde şimdikinden 4 yaş büyük olacağım. Bu konuyu daha fazla uzatmanı istemiyorum Toprak. Bebek olarak kalacaksın. Konu kapanmıştır. Of ya, of! Selam. Ah, hoş geldiniz. Yalnızsın değil mi? Evet evet, Suzan biraz geç gelecek. Gelin. İsabet olmuş. Ben de seninle yalnız konuşmak istiyordum. Ah, ondan önce
Ben de sana bir şey sormak istiyordum aslında. Sor. Şey, diyorum ki eğer bu akşam için Yavuz'la özel bir planınız yoksa evlilik yıl dönümümüzü burada kafede hep beraber kutlayalım. Düşündüm de size verebileceğim en güzel evlilik hediyesi bu olur. Ne dersin? Vallahi şahane olur. Ama benim ondan önce daha büyük bir derdim var Betüş. Yavuz'a ne hediye alacağım? Aa, dur bakalım bir düşünelim. Çok özel bir şey olsun istiyorum. Esasında benim aklıma bir şey geldi de Toprak Hanım beğenmedi. Babama ömür boyu şans sihri yapacakmış. Ne? Ya bir dakika bak dinle. Bu sihri yaptığım Fani hayatta her zaman her konuda çok şanslı oluyormuş. İyi ama Eda'cığım böyle bir sihri yapmak demek bir Fani'nin kaderiyle oynamak demek. Ben de aynı şeyi söyledim. Bunun ne sakıncası var? Şans eseri hiç hastalanmayan, şans eseri bütün hayalleri gerçekleşen, bütün şans oyunlarını tutturan biri için hayatın hiçbir sürprizi kalmaz ki. Her şey bir süre sonra çok sıradanlaşabilir. Doğru söylüyorsun ama daha iyi bir fikrin var mı peki? Bence ona onu çok sevdiğini gösteren bir şey hediye et. Ay, ama ne vermeliyim? Gel bakalım buraya. Sen annene babana ne hediye vereceksin? Aman sakın aklına girme. Onun vereceği hediyeyi Yavuz'a nasıl açıklarım ben? Canım ne var? Kızımızın adına ben sana hediye aldım dersin. Genç babaların çok hoşuna gider. Benim hediyemi babama asla açıklayamaz ki. Neymiş bakayım senin hediye? Söylemem. Bak kızacağım bir şeyse sonra hediyeni yok ederim ona göre. Aa canım niye kızacağım bir şey olsun ki? Betüş sen bunu bilmiyorsun. Bu kafasını büyümekle bozmuş. Elinde olsa sihirle büyüyecek. Tabii ki yapmayacak. Tabii. Siz burada düşünürken ben biraz dolaşabilir miyim? Nereye? Buralarda dolaşacağım işte. Tamam ama fanilere çok dikkat et. Sihir mihir yapma sakın. Tamam anne. Görüşürüz. Suzan teyze gelmiş olursa yakalanmayayım diye gelirken haber veririm. Şuna bak amma akıllı. Her şeyi düşünüyor. Ya sorma. Bence büyüyünce ondan çekeceğimiz var. Ya Betüş. Ben hala alacak bir hediye bulamadım. Ha, öyle bir şey olmalı ki ona evliliğinizi hatırlatmalı. Buldum. Ne? Yüzük. Aşkımızı, mutluluğumuzu koruyacak yeni bir alyans. İşte ben hediye diye buna derim. Süper değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle hayat renkli.